Merhaba arkadaşlar. Ben Hanif Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizinle güzel bir rehberlik videosu yapacağım. Tercihleri yaparken, DGS tercihlerini yaparken DGS öğrencilerinin kafasına çakıl, kafasına çakılan demişim. Kafasına çakılıyor da olabilir. Bilmiyorum. Kafasına takılan çok fazla soru var arkadaşlar. Bunlardan bizim önümüze daha çok gelen soruları, sorunları burada konuşmak istiyoruz. Ölü tercih var mı? Tercih sıralaması önemli mi? Başa yazmak şansı arttırır mı? Buna benzer çok fazla tercih rehberliği için yaptığımız öğrencilerimize gelen soruları burada cevaplamak istiyorum. Size de faydamız olsun istiyoruz arkadaşlar. Bunu yapacağız. Ondan sonra önünüzde kaç kişi var? İkinci bir liste paylaşacağım. Tercihler bitmeden bizi bekleyin arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. Videomuzu da beğenin arkadaşlar. 2023 DGZ için çalışmak isteyen arkadaşları da arkadaşlarla başarı grubu başvuruları başladı arkadaşlar. Onu da tercihleriniz açıklandıktan sonra sonuçlar açıklandıktan sonra tekrar çalışmayı düşünürseniz bekleriz arkadaşlar. Şimdi sorularınıza tek tek cevap verip, bir ölü tercih var mı? Şimdi arkadaşlar, bu şu ölü tercihten kasıp şu. Mesela diyelim ki adam birinci sıraya birinci sıraya. 320 puanlık bir okul yazdı. A Üniversitesi değil mi? Tamam. İkinci sıraya, ikinci sıraya e, 310 puanlık bir okul yazdı. Yazabilir mi? Evet, yazabilir. Bu da B olsun. Üçüncü sıraya da, üçüncü sıraya da diyor ki, şimdi arkadaş, sen buraya 320 puanlık bir okul yazdın ya, buraya 310 puanlık bir okul yazdın, buraya daha düşük bir okul yazacaksın alakası yok. Yani mesela bu 300'ler biraz fazla oldu değil mi? Bunları almak, bunları bu puanları elde etmek biraz zor olacak. Diyelim ki buraya 310 puanlık bir okul. Buraya 300 e, hatta 300 olmasın 295 puanlık bir okul, 295 puanlık bir okul. Buraya da 302 puanlık bir okul yazabilir miyim? Yazabilirim. Sorun olur mu? Sorun olmaz arkadaşlar. Olmaz. Ya kimisi diyor ki ip gibi dizeceksin. Yani ip gibiden kasıt 320, 318, 310, 305, 300, 295, 293. Neden? Neden böyle olmak zorunda ki? Yani diyelim ki adam belki de bu okulu çok istiyor. En çok istediği okul 295 puanlık bir okul. Bu okul adamın evinin karşısında. Adamın burada evi var. Okulda burada karşıda. Şimdi adam niye yani? Diyelim ki adam puanı 310. 310 puan aldı diye. Adam neden uzakta olan bir okulu yazsın ki başa? Yani ben olsam, benim evim burada, okul buradaysa ben 295 puanlık bir okulu başa yazarım. Sonra 320 puanlık bir okulu yazarım. Diyor ki adam bu diyor ölü tercih olur diyor. Alakası yok. Bunu şimdi birazdan ispatlayacağız size. Ölü tercih diye bir şey Yok arkadaşlar yok. Bakın ölü tercih diye bir şey. Ben bunu karalayayım anlayın yani. Ölü tercih diye bir şey yoktur. Neden anlatacağız? Şimdi tercihlerden kasıt sizin istek sıranızdır. Yani ÖSYM sıralamaları yaparken senin isteğine göre davranıyor. Yani sen birinci sıraya hangi okulu istiyorsan onu yazacaksın. İkinci sıraya en çok yani burada sen en çok bu okulu istiyorsun demek. Yani buradaki mantık bu. Sen en çok bu okulu istiyorsun. Sonra ikinci sırada bu okulu istiyorsun. Sonra üçüncü sırada bu okul istiyorsun. Sonra dördüncü sırada bir okulun puanı da 290. Sen bunu istiyorsun. Böyle bir liste hazırlanabilir mi? Evet, böyle bir liste hazırlanabilir. Çünkü bu diyelim ki 2021'in sıralaması, değil mi? Şimdi gelelim 2022'nin sıralamasına geldiğimizde birinci sıradaki okulun puanı 310'dan garanti mi 310'da kalacağı? Yani bunun 310'da kalacağı, 310'da 315'te kalacağının bir garantisi var mı? Bu okula öğrencilerin talebi azaldı. Bu okula öğrenciler talep etmediler. Daha az öğrenci talep etti, değil mi? Yani burada 310 puanlık okulu daha az öğrenci talep etti veya daha düşük puanlı öğrenci talep etti ve o bu okulun taban puanı çakıldı. 300 puana düştü. Olur mu? Olabilir. Mümkün mü? Mümkün. Yani diyelim ki yükseldi. E, bu 300 puana düştü. 295 puanlı okulunda öğrenciler daha çok talep ettiler ve bunun puanı da 320'ye düştü mü? Yükseldi mi? Yükseldi. Şimdi bak ben sana söylüyorum. Diyelim ki senin puanında senin puanında diyelim ki 305 olsun. Şimdi senin puanın 305 ise sen gelmez dediğin 310 puanlık okul sana geldi mi? Geldi. Sen kesin gözüyle baktığın 295 puanlı okul sana gelmedi. Hatta 302 puanlı okulun da e, puanı 330'a yükseldi. Mümkün mü? Mümkün. Kesin gelir dedin ya bu da gelmedi. Bakın bu da gelmedi. 290 puanlı okulun puanı da 307'ye yükseldi mi kardeşim? Bu da gelmedi. Mümkün mü böyle bir sıralama? Mümkün. Yani öğrencilerin burada istek sıralaması önemli değil mi kardeşim? Önemli. Dolayısıyla 310 puanlık bir okul 300'e düşebilir mi? Düşebilir. Yani çoğu kere düşmüyor ama böyle bir ihtimal var mı? Her zaman var. Ee, mesela belki yukarılarda çok fazla bu ihtimal yoktur ama 260 puanlık bir okul 250'ye hayli hayli düşebilir. Ee, 290 puanlık bir okul 285'e düşebilir arkadaşlar. Dolayısıyla yani sen burada kesin gözüyle baktığın bu okul sana gelmedi çünkü puanı yükseldi kesin gözüyle baktım bu okul sana gelmedi e, yükseldi puanı e, yani mesela değil mi e, bu okul kesin gözüyle baktın bu okul sana gelmedi ama bana gelmez dediğin bana gelmez arkadaş 310 puanı var ya bu kesin yükselir dediğin okul hop sana geldi dolayısıyla ölü tercih diye bir şey yoktur arkadaşlar yani hangi okulların ne kadar yükseleceğini ne kadar düşeceğini bilemezsiniz ip gibi dizilim olmaz. Sizin istek sıranızdır. Yani ben birinci olarak en çok şu okula gitmek istiyorum. İkinci olarak en çok bu okula gitmek istiyorum. Üçüncü olarak en çok bu okula, dördüncü olarak en çok bu okula. Ama bunu tercihimizi yaparken şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Senin puanın 305 kardeşim. Şimdi sen hep şöyle yazarsan olmaz. İşte 340, 330, 320, 325. İşte 5. sırada 315 6. sırada 310 7. sırada işte 308 vesaire. Şimdi böyle bir sıralama olabilir mi arkadaşım? E senin puanın 305 kardeşim. Bunların hepsinin puanları aynı kalırsa ne olacak? E sen ayva yedin. O zaman olmaz. Dolayısıyla sen buraya 8'i yazarken ne yapacaksın? 305'te yazacaksın. Sen 9'a ne yazacaksın? 300 yazacaksın. Sen 11, 12, 13, 14, 15. sıraya ne yazacaksın? 15. sıraya. 15. sıraya ne yazacaksın? 290 yazacaksın. 16. sıraya ne yazacaksın? Puan 305 ya. Ne olur ne olmaz. Varsa 288 yazacaksınız. Yani sizin listenize hem yüksek puanlı okullar olacak hem düşük puanlı okullarda olmak zorunda arkadaşlar. Yani bu anlamda ölü tercih yok. Tamam, bakın bunu bilin. Ölü tercih diye bir şey yoktur. Ama listenizi oluştururken hep çok yüksek yerler, hep çok yüksek yerler olmaz. Biraz da düşük yerlerde olmak zorunda. Bu anlamda tercih sıralaması önemli mi? İkinci sorumuza geliyoruz. Tercih sıralaması önemli mi? A kişinin puanı 300, B kişinin puanı 290. A kişi X üniversitesini, X üniversitesini yani A kişinin mesela diyelim ki üniversite dizilimini yaparken 320'den başladı, 310'dan başladı, 300'den geldi, den geldi. En son burada bir X üniversitesi var. X üniversitesinin puanı da 200 95 demeyelim diye. Mesela 285. A kişinin X sıralaması bu. B kişi de dedi ki kardeşim ben zaten 300 puanlık okul gelmez garanti olsun diye. Ben x'i direkt başa yazdım. 285. Tercihlerden anlamayan kişiler diyorlar ki bu arkadaşın üçüncü soruyu da sizi bu şekilde cevaplamış oluyorum. Yani 2 ve 3'ü birlikte cevaplamış oluyor. Anlamayanlar diyor ki bu kişinin kesinlikle şansı artar. Şansı artar mı? Ya şöyle anlamda şansı artar. Şimdi diyelim ki buna A kişinin puanı 300 ya. Diyelim ki 320-310 şu okul gelirse bu arkadaş bunun önünden çekilmiş olacak. Çünkü bunun puanı bunun puanından yüksek. Bu anlamda bir şansı artabilir. Ama şu anlamda sizin anladığınız şekilde bir şans arttırımı mümkün değil arkadaşlar. Yani bunun birinci sıraya yazmasının, bunun da yedinci sıraya yazmasının bir önemi yoktur. Yani bu anlamda bir şans arttırımı yok yani. Hani Şöyle bir şey yok yani. Hani ÖSYM veya YÖK veya işte tercih listesini oluşturanlar, sıralamayı yapanlar şöyle demiyorlar. A, B kişisi bunu birinci sıraya yazmış. A kişisi bunu yedinci sıraya yazmış. Biz o zaman bunu B'ye verelim. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Ama mesela şöyle. Diyelim ki A kişisine bu gelmedi. Bu da gelmedi. Bu da gelmedi. Bu da gelmedi. Bu da gelmedi. Hatta A kişisi X üniversitesini en sona yazmış olsun. Yani hiç biri gelmedi 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 A kişisinin 30. tercihi X üniversitesi. Bakın hiç biri gelmedi gelmedi yine burada buranın kontenjanının bir olduğunu varsayalım. Bu yine buna gelir arkadaşlar. Bunun başa yazıp yazmamasının önemi yok. Yani burada puanı yüksek olan gelir yerleşir. Yani sizin başa yazmanız öbürünün sona yazmasının bir etkisi yok arkadaşlar yok. Dolayısıyla ben başa yazarsam şansım artar. Senin anladığın şekilde bir şans arttırımı yoktur. Ama şöyle olabilir. Yani ona diyelim ki o üçüncü sırayı yazdı, dördüncü sırayı yazdı. O ilk iki ya da üçüncü tercihinden birine yerleşirse senin önünden çekilmiş oluyor. Senin önünden çekildiği için senin şansın artabilir. Dolayısıyla yoksa senin bire yazmanın sana bir artısı ya da eksisi yoktur arkadaşlar. Tamam mı? Yani bu anlamda böyle Kafadan uyduruk, farazi şeylere çok fazla takılmamak lazım. Tercih sıralaması önemlidir ama senin anladığın şekilde önemli değildir. Önemli olan senin istek sırana göre önemlidir. Başa yazmak e, senin şansını arttırmaz, bir ihtimal şansını arttırır. İyi puanlı kişi eğer başa yazmadıysa, ortalara yazıysa o daha başka bir yere yerleşme ihtimali olacağından dolayı senin şansını arttırabilir. Ölü tercih diye bir şey yoktur arkadaşlar. Üniversitelerin puan dağılımları her sene değişebiliyor. Yani üniversitenin kaliteli olmasına da gerek yok. Geçen sene hukukta bir öğrenci 8. öğrenci bir özel üniversiteyi kazandı. Ya mesela bu hukukta özel kaliteli üniversiteler nereler? Mesela kaliteli üniversiteler Marmara kalitelidir. İstanbul kalitelidir değil mi? Hani baktığımızda böyle kaliteli, namı olan Ankara Hukuk mesela değil mi? Ankara hukuk. Bunları yazmadı bu kişi. Gitti bir özel üniversitenin hukukunu okudu. Sekizinci kişi. Yani bu özel üniversitenin çok kaliteli olduğunu mu gösterir? Hayır, kaliteli değil. Adam bunu iki yılda bitirmek istiyor. Tek amacı bu. Dolayısıyla bu özel üniversite geçen sene sekizinci kişi yerleşti diye bu sene yine sekizinci kişi yerleşecek diye bir olay yok. Belki 200. kişi yerleşecek arkadaşlar bilemezsiniz. Tamam. Dolayısıyla bu tür böyle tercihlerde sirkülasyonlar çok mümkün. O yüzden ölü tercihler, tercih sıralaması vesaire bunlara dikkat edin. Ölü tercih diye bir şey yoktur ama tercih listenizin aralığının geniş olmasına dikkat etmeniz lazım. Evet videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakal.